393.9 hatta 394 kilometre tek şarjla bana vaat ediyor. Herkese selamlar. Yine bir içerikli daha beraberiz. Bugünkü hayda, burada ne muhabbet var? Çevirme gibi bir şey mi var? Uyuşturucu olayı falan. Aynen, çevirme kurmuşlar. Şimdi saatlerimiz tam 02.30. Bugün bir Zoe ile uzun yol olayımız var, Bilecik. Tamamıyla spontane gelişme olayı oldu. Şöyle, ben normalde takılıyordum. Ondan sonra dedim ki bir Bilecik olayı falan yapalım. Tek başımayım, yanında sadece sırt çantam var. Inspire'da biraz şarj yapacağız. Yolda CCS, şu camı bir kapatayım, görüntü olayını keselim. Inspire'da biraz şarj yapacağız. Şunu da şöyle bir tık mı açalım? Aynen, bir tık çalışsın da fazla üşütmesin. Şuradan da müziğimizi de sıfırlayayım. Inspire'da biraz şarj yapacağım. CCS yaklaşık. Şarjım şu an 69. Oraya gidene kadar böyle bir %5-%10 gidebilir. 30 kilometrelik bir yolum var Inspire'a. Orada şarjımı tekrardan fullleyeceğim. Kırmızı ışığa denk gelmiyoruz. Bu saatte çok alakasız ya. Neyse, orada şarjımı fulleme değil de 90 falan yapsam güzel olur aslında. 70, hani orada bir 15-20 dakika falan beklememiz gerekecek gibime geliyor. Bir 10-15 dakika bekleriz. Şunu fullemeye yakın bir şey yaparız. Oradan çıkacağım. Yeşil de yandı. Direkt Bilecik'e sabah namazı civarlarında güneş doğarken şey de oluruz diye düşünüyorum. Soldan yandı, tehlikeli bir şey geliyor hızlı bir şekilde. Neymiş? Hayda, zo. 34 ETS diye bir Zoe geçti. Ne alaka Zoe ya? Zoe'ya yetişelim mi be? Ya şarj harcamak istemiyorum. Ne alaka ya? Ama yetişemeyiz. Bayağı iyi gidiyor. Arabada Eko da sürüyorum bu arada bayağıdır. Gerçekten gözle görülür şekilde tasarruf sağlıyor Eko da sürmek. Şakasız bir şekilde, ciddiyim. Hani menzilde artışlar sağlıyor ya. Çünkü normalde Eko dışında sürdüğün zaman hareketleri çok atik oluyor. Bu Zoe sahibi eğer arabası kendininse hani kiralık değilse beni tanıyordur diye düşünüyorum. Çünkü Zoe almadan önce illa videomu izleyecektim ki plakalıkta TikTok yazıyor. Tanımıyordur beni ya, eğer kiralıksa Zoe. Kiralık olmasaydı kesin tanıyordur diyebilirdim. Çünkü hani bizim arabayı almadan illa videoları falan izlemiştir diyecektim. Ama kiralık olduğu için tanımıyordur. Neyse, dediğim gibi ilk biraz şarj yapacağız falan. Oradan da Bilecik'e doğru devam. Rotamız 250-300 kilometre civarlarında. Şu an menzil aslında 273 veriyor. Ama fullleyerek çıkmak ben her zaman tercihimdir. Daha rahat bir şekilde yolculuk sağlanıyor. Ben bu arada kaçta geldim zaten ya? Arabayı bıraktığımda şarjı kaçtı, onu hiç hatırlamıyorum. Neyse. Biraz da doldu işte. Şimdilik şarja geçiyorum. 21 dakika sonra şarjdayız. İnşallah tamamıyla bir fulleme yapıp oradan yolculuğumuza devam edeceğiz. Soldan da Zoe yine geçiyor. İç ışıkları açmışlar. ETS 865 diyor. Ama dediğim gibi zaten TikTok yazıyor arkasında, kiralık Zoe'lar. Bunlardan da herkes bunları görüyor İstanbul'da. Sonra bana diyorlar ki İstanbul'da ne kadar Zoe artmış. Herkes Zoe almış falan. Abi şu şirket bir dünya Zoe almış. Kiralama şirketi. Hepsi kiralık yani. Öyle bir muhabbet var. Yoksa bireysel Zoe alan çok fazla yok şu an. Çocuklar kiralık geziyorlar. Şuradan giriyormuşuz. Ben de gaza geldim. Çocukların Zoe'yi izleyeceğiz diye. Hemen buradan çevre yoluna bağlanıyor. Çünkü burası Saylon'dan gidiyor. Avrasya. Aa, aslında gece Avrasya 150 ucuz. Gerek var mı? Ama gerek yok zaten. 20 dakika diyor. Oradan da geçsem 20 dakika. 150 ucuz olsa da çok bir mantıksalı kalmıyor. Hem biraz Boğaz Köprüsü manzarası olur. Muhabbetimiz olsun. Yolculuğumuza çıkıyoruz. Bayağıdır. Ben en son ne zaman çekmiştim vlog? Katar'da çekmiştik sanırım. Katar'dan sonra da ilk vlogumuz mu oluyor? Galiba. GoPro'yu en son şarjını %80'de bırakmışım. Şu an %80. Altımızda pijama. Üstümde ceket. Gerçi pijamayla ben sokakta normalde de geziyorum. Benim için çok bir şey değil de. Gariplik değil. Gerçi bizi bilenler biliyor zaten. Muhabbetimiz bu yönde. Şarja geçiyoruz. Biraz müzik dinleyeyim ben şimdi. 20 dakika kadar. Abi kamerayı kapattım, polis çevirdi. Bakın şu an arkada hala çevirmeye devam ediyorlar. Adam durdurdu. Ben direkt iç ışıkları açma, benim şovum vardır. Hani ilk polis daha durdurmadan direkt ilk iç ışıkları açıyorum. Ondan sonra adam durdurdu. Dedi ki ehliyet alayım dedi. İşte alkol testi yapacağım dedi. Tabii yapalım dedim. Ondan sonra alkol yok mu dedi. Yok dedim, ben alkol kullanmıyorum dedim.
Hiç mi yok ya dedi. Abi yok, ben alkol kullanmıyorum dedi. Tamam o zaman bir ehliyetini ver bakalım dedi. Ehliyeti verdim. Baktı. Nereye gidiyorsun dedi. Bilece'ye gidiyorum dedi. Ehliyeti geri verdi. Tamam o zaman iyi yolculuklar ya diyor. Bedava ediyor. Açtırma bana şey diyor. Adam test yapmadan geçti ya. Neyse. İşte hala 17 dakika var işte. 2 dakika oldu. Devam. Bu olayı anlatmak istedim. Okan mesaj atmış. Ne demiş bakalım. Okan şöyle dedi. Nasıl dersen. Yanıtlamak istiyor musun? Ha. Şey olayına. Şimdi ne yaptık? Boğaz Köprüsü'ndeyiz. Hayda. O aynı zoo mu bize selektör yapıp duruyor arkadaki? Bu sefer de EVS. Abi bu ne bu TikTok dediği? Her yer zoo kaynıyor harbiden. Millet demek bunları görüyor. TikTok diye. Boğaz Köprüsü'ndeyiz bu arada şu an. Şu TikTok dedikleri onları görüyorlar. Herkes bana diyor ki abi her yer diyor zoo doldu diyor sen aldıktan sonra falan. Abi kiralık onların hepsi ya. Bireysel kullanıcı değil. Vay be. Hava niye böyle bir hafif sis pus olayı falan var. Dışarısı kaç derece acaba? Onu şuradan görebilir miyiz hemen? 16 derece. Oha soğuk. Yani soğuk değil tabii ki de. Hani şeye göre falan soğuk genel olarak. Ama gece 16 derece normalde. Abi şu aylarda gerçekten soğuk denebilir ya. Nedeyiz biz şu an? Mayıs'tayız değil mi? Mayıs'ın 16'sı hani. Gerçekten bir tık soğuk denebilecek bir düzeyde bir hava yani. Neyse bu arada 2 dakika kaldı. İnşallah 2 dakika sonra CCS'teyiz. İnşallah ama inşallah kimse yoktur. Gerçekten şu an şu modumda bir de şey beklemek istemiyorum. Sıra falan. Şarjımız bu arada 60 kaldı. %9 gitti. 30 kilometrede, 35 kilometrede falan. Ya 35 kilometrede %9 gidiyorsa %90'la 350 kilometre. Aynen. Hani o vibe'larda bir şey vermesi lazım. Hesapladığımız sisteme göre. Yani anladınız. %9'da 35 kilometre gidiyor. %90'la 350. 370 falan %100'de falan filan intermin olayları. Şimdi şu son geçişimizden de geçiyoruz. 900 metre kaldı. İnşallah kimse yoktur. Gerçekten biri varsa sonra onun gitmesini bekleyeceğiz falan. Bir de inşallah şarj çalışıyordur. Bazen şarj çalışmıyor falan. Hani gerçekten güzel olur ya boş denk gelmesi ve çalışıyor olması. Hemen takarım. Ben bir tuvalete falan giderim. Takılırım. Bazı laptopta bakarım ederim derken 15-20 dakikaya çıkarız bence. 60'tan 90'a gibime geliyor. Şuraya bakalım. Hayda. Oha. Şu an neye çalıyor biliyor musunuz? Bu çanta var ya sağ koltukta. Onu bir kişi sandı. Hafif sola dönünce herhalde çanta biraz ağırlık yaptı şeye, koltuğa. Biri oturuyor ama kemer takmıyor sandı. Aslında çanta var. Vay be. Şu çantanın ağırlığını niye anladı onu anlamadım hani. Çanta kaç kilo olacak ki? İçinde laptop, iki tane pantolon var. Neyse şarja geldik. Bakıyoruz. Allah'ım inşallah boştur. Amin. Lütfen. Abi bir şey şarjda ya. Lanet olsun ya. İnşallah gidiyordur. Farları yanıyor. İçinde bekliyor. Abi bu saatte niye şarjda olursun ki ya? Ne o? EX3. Of. Gerçekten krizler içerisinde falanım. Neyse şunu şöyle bırakalım. Adam da bize bakıyor. Şöyle bırakayım bence takarız. Ona da bir sorayım ne kadar duracak. İnşallah çok değildir. Abi niye bu saatte birisi olabilir şarjda ya? Saat 2.55 ya. Gecenin 3'ünde niye şarjda biri var? Neyse. Yüzde kaç? %46. Bir şey diyeyim mi? Eğer %100'e kadar bekleyecekse ben giderim herhalde. Allah'ım lütfen beklemesin ya. Dur soralım da. Bakalım ne yapacakmış. Şarjı %47. Adam bu arada Arap. Yani Türkçe düzgün konuşamıyor. Şey dedi. Kaça kadar şarj yaparsınız dedim. Şarj dedi şu an 46 dedi. 75'e kadar yapsam bana yeter dedi. Abi bizdeki şans niye böyle ya? Şimdi neyse adamı bekleyeceğiz. %75 yapmasını ondan sonra da ben takarım. Muhabbet bu şekilde bir tuvalete git falan girelim. Üzücü oldu bu olay ya. Gerçekten bu saatte niye biri olur şarjda? 2.56 saat. Çok alakasız ya. Şu olay üzdü gerçekten. Gerçekten çok alakasız bir olay oldu. Bir tık da üzüldüm. Neyse. Fast bir şekilde noodles yaptık. Bir tane çikolata aldım. Arabaya doğru geçiyoruz. Adamın şarjı kaç olmuş bakalım. Şunları falan yerim. Aa ben taburemi açsam taburem var ha. Şuraya oturabilirim tabureyi açıp.
Aynen, taburiye açayım, arabada oturmayayım ya, şurada oturayım. Adam 70-75 gibi sökeceğim dedi. Bakalım kaç olmuş? 55. Uf, üzücü ya. Vallahi bekleyeceğiz gibi. Ben şuraya taburemi açayım, takılayım henüz. Arabada da takılabilirim de. Şimdi dışarısı bir tık daha iyi mi olur araba? Dışarısı ya. Noodles dökülür eder cercür. Çok gereksiz. Şuradan bir tane tabure alalım. Aha, tutamadım. Muhabbetimiz bu yönde. Aslında laptopu da şuraya açacaktım. Bir tane film dizi cercür. Neyse, onu sonra yaparız. Şunu dursa ateşleyeyim. Vallahi yollarda sabah 6'ya varamayacağız gibi ya. Şu olay çok alakasız oldu ya. Bir de o kadar dua ettim ya. Neyse. Bekleyeceğiz. Reis sağ olsun, erkenden saldı bize CCS'i. Kendi gidiyor şimdi. Daha şarjı 60 falandı. Herhalde benim beklediğimi gördü ya adam. Şey dedi, bıraktı arabayı. Türkçe güzel konuşamıyor. Nerelisiniz dedim. Suriyeliymiş. Şarj sistemimiz başlasın bizim de. Vallahi iyi yaptı adam. %60'da bıraktı geçti. Abi işte Suriyelilerde adam gelmiş bak. X3 çekmiş geçmiş. Biz şurada noodles yiyoruz. Taburayı açtım. Adam X'i fulledi geçti. Neyse şu mal başlasın da. Bir an önce. İnşallah. Makine bir kendi ısıtmaya başladı galiba, veriyor yavaştan elektriği. Çok vakit kaybettik de neyse. Şarjımız başladı. Ben de ufaktan takılmaya başlayayım. Noodles olmuştur herhalde ya, ben de suyunun çekmesini falan bekliyordum. Şuraya mı otursam aslında şeyi görüyor ama masası yok oranın da ya. Şeyi görüyor ya şarjı. Şu yana çekeyim ya taburemi. Neyse şarjı başlattık şimdilik, bakalım. Bunu da ben yanlış bir şeye çevirdim ya. Şöyle şu ufağa çevirdim, bunu tekrar şeye, büyüğe çevireyim. Tamam, bu güzel. 3.13 daha yola çıkacağız ya. Benim 3.30'da falan çıkarım herhalde. İşte 3.30'da falan çıksak 4-5 6'da falan 6-6.30 6'da ya. 6 gibi falan inşallah. Evde olmuş oluruz bakalım. Yavaştan ben şuna takılmaya başladım. Şöyle bir şey aldım. Noodles falan bitirdik, çikolatayı da yedim. Şarjımız kaç olmuş hemen ona bir bakalım. Bir yandan müzik çalıyor da. %82. Yani 90'da çıkmam benim için gayet okey aslında. Birazdan şu içeceği de içeyim. Ondan sonra herhalde yola çıkarız gibi duruyor. Saati kaç yaptık? 3.36. Yani birazdan çıkarız. Tüm müziğini bir kısalım. Şimdi biraz ne yapıyordum? Arabada bilgisayarda falan takılıyordum. Şarja baktım. 94'e dayanmış. Artık bence çıkabiliriz. V3 olana devam et diyelim. Ya da bu ne? A, B. Hesapları birleştir diyelim ya. Bunu sakla diyelim. Evet. Artık tek hesap olacakmış. Neyse. Burada bu arada şurada hemen Starbucks var. Oranın interneti var. Ve buraya geldiğinizde her zaman bilgisayar falan benim yanımda oluyor. Ve ben bilgisayara falan burada internete girebiliyorum rahat bir şekilde. Hani işiniz falan ne varsa yapabilirsiniz. O olay da çok iyi. Şu an mesela bakın, direkt Starbucks Wi-Fi diyor. Buradan bağla. Ne yaparsan yap. İnternet de hızlı yani gayet. Arabada takılabiliyorsun şarj olurken. İşini falan yapabiliyorsun. Bu olay da çok iyi. Bilgisayar şeyi indirmiştim. Bu Asphalt 9'u indirmiştim. Şimdi onu bir bakayım dedim. Nasıl, hiç denemedim. Çünkü mesela şey oyunlarını sevmiyorum. Bazıları böyle sadece gaz fren mi yapıyorsun? Ne öyle bir şey. Bazı oyunlar var. Hani sağ sol yön yapmadan. Acaba dedim bu nasıl, yönlü falan mı? Onu bilmiyorum. O yüzden bir deneyeyim dedim. Oyunu indirmiştim önceden. Ama hiç oynamamıştım. Oyun normalde oynamıyorum ben de. Hani uçakta falan böyle canını sıkıldığında mantıklı olabiliyor. Mesela şu an sağ sol niye yapmıyor? Ha, şimdi öğretiyor mu? Tamam, okey diyelim. Bakalım sağ sol yapacak mı? Ha, yapabiliyorsun galiba. Hayır, anlamadım da, bir dakika.
Çünkü etkili bir şekilde dönüş yapmıyor. Şu an sanki kendi dönüyor gibime geliyor. Yeni öğretiyor diye de öyle yapıyor olabilir de. Bak şu an ben şey yapamıyorum. Arabayı kontrol edemiyorum. O muhabbet saçma yani bir tık. Şu an niye dönmüyor sağa sola? Şu W'larla falan mı dönüyor? Bakayım onu deneyeyim. İşte eğer böyleyse ben bu oyunu silerim işte. Şu an ilk oyun diye mi anlamadım? Ben hiçbir şey yapmadım. Birinci oldum diyor. Şunu bir daha bir başlatayım. Ben tam net olarak anlamadım da. Hani şu sağ sol tuşlarını falan ben kontrol ediyor olabilmem lazım. Yoksa kendi kendine gidiyor. Ben gaz fren yapacağım. Tuşla jete basacağım. İşte NOS'a falan basacağım. Bunu istemiyorum. Tamamıyla kontrol bende olan oyunları seviyorum. Ya dediğim gibi oyunu zaten oynamıyorum normalde de. Hani uçakta mesela internet yok ya veya laptop yanımda oluyor. O ara yapacak bir şey olmayınca falan oynuyorum. Eğer öyleyse silmem oyunu ama dediğim gibi eğer sağa solu falan filan ben ayarlayamıyorsam direkt şimdi kapattığım gibi silerim yani. Bedava niye dursun? Bir kere daha test edelim bakalım çalışacak mı? Şimdi ilk oyunda hani bazen oynatmıyor ya. Sağa sola ben yapmıyorum. Şu an kendi kendine gidiyor bak elimi çektim. Ben sadece gaza basmak için oyunu niye oynayayım? Tamam bu oyuna hiçbir şey olmaz. Şimdi direkt çıkmaya zorla. Zorla. Şuraya geldik buradan. Asfalt 9 basılı tut. Delete. Sil. Gitti. Şu an şu kadar oyunumuz var. Bunlar dediğim gibi uçakta kalsın falan. Uçak bölümü. Şu uçak oyunu çok iyi bu arada. O gerçekten tüm kontrolü sizde. Ya öyle bir oyun olsaydı onu da silmezdim. Neyse. Şimdi bilgisayarı kapattık. Şarjı bak 96-97 oldu. Laptop ben nereye koyayım? Bu benim oturduğum yerde olsun. Şurada kalsın. Bir şey yapmam da. Aslında çantaya koysam mı? Koyayım çantaya. Sırt çantamda kalsın. Yolda ben müzik falan açarım. Şu şişe var. İçecek içtim. Onu çöpe atarım. Şimdi şarjı söküp yola çıkıyorum. Evet şimdi an itibariyle yolculuğa başlamış bulunmaktayız. Menzilimiz 372 kilometre, %97. Tam MR kulelerin oradayız. Yavaş yavaş İstanbul'dan çıkışımızı yapmak üzereyiz. Ben şunu şöyle bir cruise alayım. Daha rahat bir yolculuk için. Büyük ihtimal hızımı belli bir şeye sabitlerim. Ben böyle gece yolculuklarında çünkü daha rahat oluyor. Böyle sıkıştıran falan olmadığı için sağdan soldan. Belli bir hızda sabitliyorum. Sırt müziğimi falan açıyorum. Öyle takılarak. Yolculuk daha mantıklı geliyor ve hani hiç yorucu olmuyor Allah'a şükür o açıdan. Hani normal ayarla kendi kendine araba gidiyor. Acelen de yok, bir şey de yok. Çünkü gidip uyuyacağım zaten. Saat 6.30 varış diyor. Zaten hiç mola vermeyeceğiz. Çünkü şarjımız 373 kilometre şu an menzil. Gideceğimiz yol 236 kilometre. Hani sıkıntısız bir yolculuk gibi gözüküyor. Havalar da ısındığı için artık menziller artıyor. Bundan elektrikli araçlar da önemli bir detay. Havalar ısındığı zaman elektrikli araçlar için menzillerde iyi yönlü bir artış sağlıyor. Öyle bir olayı var. Çünkü hani soğuk olduğu zaman ekstra bataryayı ısıtmaya çalışıyor. Batarya ısıtma sistemleri var her elektrikli araçta. Bataryayı belirli bir sıcaklığa getirmesi gerekiyor. Ondan sonra bataryayı kullanabiliyorsunuz. İşte o muhabbette de kışın daha fazla elektrik tüketiyor araçlar. Çünkü belli bir sistem bataryayı kullanabilir seviyeye getirmek için ısıtmaya büyük bir şekilde enerji harcıyor. Bu da pilden kullanılıyor yine. Sadece mesela pilden enerji kullanarak pili ısıtıyor. Pili daha iyi hani en sağlıklı çalışabileceği sıcaklık aralığına getiriyor. Ondan sonra enerji çekmeye devam ediyor. Öyle bir muhabbet var. İşte pili kullanarak pili ısıtıyor, kendini ısıtıyor. O da dediğim gibi menzile olumsuz yönde etki sağlıyor. Şu anda zaten mesela 16-17 derece hava. Hatta 20 falan belki daha ideal bir sıcaklık piller için. O şekilde olduğu zaman iyice araç sorunsuz bir şekilde hani hiç pil ısıtmaya enerji harcamadan sadece yolculuğa enerji harcıyor. Ekstra şu anda mesela 17 derece falan olduğu için ben zaten buradan sıcaklığı 20-21'e de ayarladığım zaman klimaya da bir enerji harcamıyorum. Sadece araba
yola enerji harcıyor. O zaman da pilden maksimum menzili alabiliyorsunuz. Tamamıyla yola odaklanıyor pil. Onun dışındaki şeylere, gereksiz harcayıcıları bir kenara çıkarttığı zaman sadece yola enerji harcıyor. Tamamıyla pili yola odaklayabiliyorsunuz. O zaman da dediğim gibi şu anda olduğu gibi %96 ile 372 km yani tam şarjda 400 km'lik menzili bu havalarda elde edebiliyorsunuz Zoe'de. 400 km elektrikli araçlar için bence artık hani gayet yeterli de bir menzil. Sallıyorum zaten 400 km tek, mesela ben şu an hiç arabadan inmeden eve varacağım. O bile benim için hani şey, çok iyi bir şey. Şu an 250 km'lik bir yol yapacağımız halde bile hani 400 km hiç inmeden yolculuk yapmak, illaki hani bir durup mola herkes verir ya. Arabanız benzinli de olsa, dizel de olsa durup sizin aslında 300-400 km'de mola vermeniz lazım yani. Dinlenmek için tuvalete girersiniz, bir şeyler yersiniz, bir şeyler içersiniz. Bu muhabbet için bunlar ne yolun ortasında geziniyor? Halay çekiyorlar. Neyse. Dediğim gibi illa mola vereceğiniz için aslında bu şarj şeyleri de hiçbir sıkıntı değil yani. Abartılacak kadar. Ya işte elektrikli aracın mesela çoğu kişi bu yönde düşünüyor benim denk geldiğim. Ya elektrikli araca daha çok fazla zaman var. Hani daha çok erken alınması mantıklı değil. Dediğim gibi 370 km bakın tek şarjda menzil veriyor bu araba. 400 km diye düşündüğünüz zaman 400 km hiç durmadan gittin. Hani bir yarım saat mola vermeyecek misin? O arada da şarj et. İlla mola vereceksin, anladın mı? 400 km dediğiniz 100 km hızı varsaydığımız zaman, aralarda yavaşlayıp yükseldiğinizi varsayarsak 4 saat. Sen 4 saat aralıksız bir yol gittin. İlla durup bir yarım saat, bir saat mola verirsin yani. Normal arabada da verirsin. O mola verdiğin sürede de şarjı değerlendirirsen, hani burada konu şuna geliyor. Her rahat mola verdiğim yerde ben şarj bulabilecek miyim? Evet, burada da işte şarj firmaları devreye giriyor. Dediğiniz gibi güzel tesislerin çoğuna eğer CCS, yüksek hızlı şarj istasyonları kurulursa, insanlar mola verdikleri zaman oralarda rahat bir şekilde araçlarını doldurup hem o molayı da hani yararlı değerlendirmiş olacaklar. Dediğim gibi şarjı değerlendirdikleri için hani mantıklı bir sistem oluşur. Burada dediğim gibi aslında önemli konu artık menzillerin gelişmesi değil. Şu an 400 km menzil bile bence bir elektrikli araç için okey. Artık konu menzillerin gelişmesi değil, hızlı şarj istasyonlarının çoğalmasına geliyor bir nebze. Muhabbet bu yönde yani. Yolculuğumuza dediğim gibi devam ediyoruz. 219 km kalmış. Bakalım. Ben belki bir yerde sabah namazına mola verebilirim. Çünkü 6.30'da varıyorum diyor. Güneş sanırım 5.40'da falan doğuyor. Hani bir durup belki bir namazı feda edebilirim. Nerelerde olurum tam bilemiyorum o aralar. Tam hani güneş doğmadan pardon, hemen bir namazı kılarım, ondan sonra yolculuğa devam edelim. Şarj için durmayacağım zaten. Dediğim gibi şarjımız şu an sıkıntısız olduğu için sadece belki bir namaz molası verebiliriz. Yolculuğa başladık. Devam ediyoruz. İstanbul'dan çıkmış bulunmuş muyuzdur? Daha bu çıkmadık tabii ki de. Hani çevre yolunda olduğumuz için hani çıkmış varsayalım biz kendimizi. Benim için İstanbul artık şeyden sonra bitiyor. Karşıya geçtikten sonra. Bu zorluyorum pardon. Akasya'nın oraları da geçtikten sonra benim için artık İstanbul'dan çıkmış sayılıyoruz. Şu an mesela bakın neredeymişiz. Çamlıca gişeleri diyor. Yani bence çıktık sayılabilir bu noktalar. Devam. Gece yolculuğu, müzik falan filan ve yollar sakin. Dediğim gibi belli bir hızda sabitleyin. Ayaklarını dümdüz uzat. Normal koltukta oturur şekilde. Etrafı izliyor, müzik dinliyor gibi bir yolculuk oluyor yani. Cruise'da ayarladığınız zaman dediğim gibi hiç yormuyor. Bir de otopilot olsaydı, yani şöyle tık tık yapsaydık, araba kendi kendine gitseydi, geriye de hiçbir şey de kalmazdı da. Neyse artık, cruise'de artık gider dedi. Zaten düz yolda çok direksiyon tutmak da gerekmiyor. Yani hafif tek elinizle tutuyorsunuz. Çok sert dönüşler olmadığı için. Aslında aynı mantığa geliyor da otopilot işte bir tık daha keyiflisi artık. Neyse, devam ediyoruz. Yavaştan müziğimizin sesini bir kısalım. Ne oldu? Şere geldik. Şarjımız %65 ve 220 kilometrelik bir range veriyor. Şuradan cruise'u kapatalım. 110-120'ye cruise ayarlıydı. Şimdi şuradan
şöyle giriş yapalım. Saat 5'i 10 geçiyor. 5.30'da güneş doğuyormuş. Zaten şu anda hafif de böyle bir aydınlanmaya da başladı. Şurada hemen bir namazı bir feda edelim. Burada aslında CCS de var ama gördüğünüz gibi şarjım %70 ve 100 km yolum kaldı. Hani hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Bakın şurası CCS. Şu anda gördüğünüz gibi müsait zaten. Boş duruyor. Şimdi ben buraya geldim. Nereye arabayı bırakalım? Şuraya engelliyim. Orada mı engelli? O hep engelli kalmış. O zaman hemen şöyle yapayım. Şuraya Zoe'yi bırakalım. Gördüğünüz gibi %65 şarjım. Ne kadar gitti? %95'le mi çıkmıştık? 75-85-95. %30'la 120 km yol kalmış. Total yolumuz 250 idi. Hani gördüğünüz gibi %30'la 125 km mi gelmişiz? Aynı. %30'da 125 km gelmişiz. Şu an buradan da 125 km yolumuz kaldı. Maksimum bir %30 daha şarjım gider. Vardığında %30 şarjım kalır. Yani %70 ile falan İstanbul Bilecik yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Sıkıntısız bir yolculuğumuz devam ediyor. Saat de şu navigasyon açık. 5.09. Normalde daha hızlı varırdık. Dediğim gibi biraz hani sallantılı gittiğimiz için müzik falan filan. Düş solun lastiği biraz havası şişik ya. Onu biraz indirdim ama hala şişik. Şöyle elimle indiriyorum. Hepsi 37, bu 39'da duruyor. Yeter bence. Bakarız. Hala da şeyse fazlaysa artık benim yapabileceğim bir şey yok. Yolda bakarız bakalım düşürebilmiş miyiz havasını. Hepsi 37, 37, 37. Sadece burası 39'du. Şimdi ölçmez. Yolculukta ölçüyor. Bakalım yola çıkınca birlikte bakarız. Evet, şimdi ne yaptık? Namazı feda ettik. Şimdi ben çiçitlerini de ilkleyeyim. Sabahları bir tık havalar soğuk oluyor biliyorsunuz. Bende şöyle bir mantık var. Mesela Yusuf şöyle araba sürüyor. Üzerine tişört, mişört giyiyor, atlet giyiyor. Ondan sonra arabanın içinde sıcağı açıyor. Ben de ne yapıyorum? Biraz daha hani mesela eğer havalar soğuksa bir tık böyle ceketim falan üzerime giyiyorum. Hani normal bir şekilde. Ondan sonra şey muhabbetim olmuyor yani. Arabada üşüyorum deyip gidip sıcağı açmıyorum. Şöyle çıkalım. CarPlay bağlanmış mı? Bakıyoruz. Bağlanmış. 125 km var dediğim gibi. 220'de menzil var. Uf, güneş doğuşu falan. Abi ben az önce İstanbul dedim. Ne alaka ya? Neyse. Gördüğünüz gibi zaten yavaştan eve 1 saat kalmış. Hem bir sabah namazını feda ettik. Saat 19 geçiyor. 10 dakika sonra falan resmi olarak güneş doğuşu. Yani gözümüze baktığımızda doğmuş gibi gözüküyor hafif de. Aydınlanmaları gelmiş gibi gözüküyor. Neyse, muhabbetimiz bu şekilde. Zoe ile gördüğünüz gibi uzun yolculuk. Şöyle tekrardan kaç yapalım. İlk bir 70. Bu arada şu da güzel mesela. Siz bunu sallıyorum 100 yaptınız direkt araba yırtıla yırtıla 100'e çıkartmaya çalışmıyorken. Hani yavaş yavaş çıkartıyor. Mesela sallıyorum göstereyim. 80, 90, 100 yaptım ya bak. 74, 76, 78, 79, 80. Hani dip gaz yaparak beni 2 saniyede 100'e çıkartır normalde araba. Ama onu yapmıyor size içeridekileri rahatsız etmemek için. Hani böyle sürdürülebilir bir şekilde hızı çoğaltıyor. Sallıyorum 110 yaptık. Şu anda ekoda olduğu için 110'a çıkmayacak. Şöyle hani müsait zamanlarda böyle yavaş yavaş arttırarak çıkartıyor. Lap diye sizi 110 yapmıyor. Şurada gördüğünüz gibi sağdaki eko yaprağı şu an yok oldu. Ufak bir yaprak vardı. O ufaklık da gitti. O eko yaprağı da sizin ne kadar ekonomik sürüşü yaptığınızı gösteriyor. Yani elektrikli araçlarda yüksek hız hani çok şey değil. Tavsiye edilmiyor demeyeceğim de hani yüksek hız çok enerji tüketiyor. O yüzden de genellikle mesela elektrikli araç testlerini yaparken şu 400 km menzilleri falan alınırken şeye göre hesaplanır. 90 km'ye falan göre gidilmiş şekilde hesaplanır. Bu arabayı da 90'la gidersen 90-100 civarlarında 400 km sana vaat ediyor. Hani sallıyorum bunun maksimumuzu 150. Ben 150 ile de gittiğimde 400 gidiyor anlamına gelmiyor araba. 90 km saatte gittiğiniz zaman diyor ki 400 km menzilli size vaat eder.
Ha şu da önemli. Mesela eksi 40'ta değil. Sallıyorum adam bunu Norveç'te orada burada eksi 40'ta 90'da gittiğinde 400 gittiği anlamına gelmiyor. İdeal hava sıcaklığında, ideal hızlarda sallıyorum gidildiğinde ideal ağırlıkla bu arada. Araba mesela 7 kişiyken de bu da önemli. Hani hepsinin tabii ki bir ortalaması alınaraktan her şey en güzel koşullardayken diyor 400 kilometre, 500 kilometreler yapabilirsin. Bu arada 400 diyor mesela resmi Zoe'nin menzili. Bizim grupta bir kişi size fotoğrafını bulamam onun ya. Grupta döndü muhabbeti de şu an bizim Zoe grubu var, elektrikli araç grubu. Orada mesela adam %50 şarjda fotoğraf attı, 307 kilometre menzili var. %50 şarjla. Şu an mesela 62 ile 206 diyor ya. Yani %62 şarjla 206 kilometre giderim diyor. Adamın arabasında %50 şarjla 51 mi ne? 307 kilometre gider yazıyor araba. Tam şarjda 600 menzile denk geliyor bu da. Yani bunları yapabilirsiniz. Sürekli şehir içi kullanıyordur. 40'la gidiyordur, 30'la gidiyordur. Hani arabaya ani yüklenmeler yapmıyordur. Klimayı açmıyordur falan filan. Bu şekilde giderseniz hani 600 kilometre de gidersiniz. Bu size kalmış. Ha 150 ile gideceğim ben full derseniz 250 kilometre gider araba. Ben yapıştıracağım, sıcağımı da açacağım, soğuğumu da açacağım. Hani kafama göre gideceğim. Bu şekilde takılırım falan diyorsanız 250 kilometrede de şarjı bitirebilirsiniz. Ama hani şu benim takıldığım şekilde işte otopilot değil de işte cruise ayarladınız, işte müziğiniz açık. Ben mesela hiçbir zaman arabada sıcağı soğuğu esirgemem. Hani şu mont dediğim olay, hani şunu da yapmam yani, atlet giyip de sıcağı da açmam. Bu da aptallık oluyor bir yandan. Hani normal neysem hani şu an mesela kıyafetlerim bu ya, kombin. Bu şekildeyim. Üşüyorsam sıcağımı açarım. Terliyorsam da soğuğu açarım. Bu şekilde hiçbir zaman hani böyle açmamazlık yapmam. Ondan sonra işte hızım da hani böyle ya işte 80'le gideyim uzun gitsin 90 falan değil. Normal 110-120 modlarında hani neyse kafama göre takılım. Acelem varsa daha da basarım. Hani 130-140'a da çıkarım. Kafama göre modlarında. Hani böyle esirgemeden normal ailece falan filan. Benim araba şöyle diyeyim size 340-350 kilometre tek şarjla rahat bir şekilde gidiyor. Bakın İstanbul Bilecik 250 kilometre, hatta Flörü'den çıkarsanız daha da artıyor. İşte 270 falan diyelim. Tek şarjla her türlü gidiyorum. Daha mesela bazen Bilecik'ten İstanbul, Bilecik'ten çıktım İstanbul'a vardığımda hala %20-%30 şarjımın kaldığı günleri de hatırlıyorum yani. Hani hafif havanın sıcak olduğunu varsayarsak falan. O şekilde şarjım. Aa bir dakika, lastiği ayarladık değil mi? Biz kaç olmuş bakalım. Şuradan geldik. Düşmüş mü? Hah. Şu an hepsi 37. Tek sağ arka 36 gözüküyor. Bence o da 37. Yakın zamanda bence o da 37'ye düzelecek. Şu anda hani bir anlık modda olduğu için 36 gözüküyor. O da biraz sürüşle. Hepsi şu an bence 37 olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sol önünü de biraz indirdim. Bu şekilde bir ayarlamayı yaptık. Hepsi 37. O sağ arkada bence biraz sürüşten sonra 37'ye döner. İnşallah. Amin. Bakın ortalamam şu an mesela. Bir en son İstanbul'a gelirken sıfırlamıştım. Bakın 1029 kilometre olmuş. 1029 kilometre. 1030 oldu şu an. Ortalamam da ne kadar biliyor musunuz? 13.2 bak. 13.2 değil mi? İşte şimdi net bir hesap yapacağım. Şöyle giriyorum hesap makinesi değil mi? Arabanın pili ne kadar? 52 değil mi? 52 kilowatt pile sahip. Bölü 100 kilometrede 13 yakmışım. 13 eşittir. Çıkan rakam. 400. Benim son Bilecik'ten İstanbul'a geldiğimdeki sıfırlamamla, yani şu sürüş şeklim, araba bana 400 kilometre menzil vaat ediyormuş. Bu bildiğiniz normal gerçek veri. Hani 13.2 gerçek veri bu. Şey değil. Hani 400 giderim ederim değil. Şu anda ortalamam. 1000 kilometre, son 1000 kilometredeki sürüşüme göre benim araba hani o 1000 kilometreyi 2.5 depoyla yapmış. 2.5 depo şarjla yapmış anlayacağınız. Muhabbet aslında bu kadar basit. Başka neyi hesaplayabiliriz? 13.2 hatta bakın net hesaplayayım mı? 13.2 olarak. İçinde bakın uzun yollar da var. Bilecik'e geliş var ve şu an İstanbul'a dönüş. Hani pardon. Bilecik'ten İstanbul'a geliş ve İstanbul'dan Bilecik'e dönüş de içinde dahil onun. Net hesaplayacağım şu an. 52 bölü 13,2 393 kilometre. 393.9 hatta 394 kilometre tek şarjla bana vaat ediyor.
araba. 394 kilometre. Yani gördüğünüz gibi araba gerçekten hani 400 kilometre gidiyor mu Renault Zoe denilen olay 393 kilometre benim gerçek veriyle yakalamışım. 13.2 diyor. Lastik basınçlarını da buradan açtım hani. Onlar da önemli. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi hepsi 37. Çok şişik lastik arabanı zıplatıyor. Hani saçma bir şey oluyor. Ona da dikkat edin. Çok inik lastik de arabayı yoruyor. Hani şu an benim lastiklerim 25 falan olsa, 37 değil de 25 falan olsa, arabanın lastiği böyle hamur hamur gibi çöktüğü için arabanın gidişini böyle zorlaştırıyor. Daha fazla tüketiyor. Şu an bizim lastikler zımba gibi şişik olduğu için hani o değerler önemli. Lastik basınçları falan. Bazıları mesela Yusuf mesela çok şişirmiş menzili arttırsın diye. O da yanlış. Araba gerçekten sekiyor hani zıplıyor neredeyse. O da saçma. Tam böyle ideal basınçlarda ayarladığınız zaman araba gerçekten şu andaki bakın 400 menzili biz yakalamışız ortalamayla gördüğünüz gibi. Bildiğiniz şakasız hani benim ciddi anlamda 1030 kilometrelik ortalamam. Aldığımız gibi 400 kilometre range yakalanabiliyor. Uzun yol ve şehir içi karışık. Ben mesela full şehir içi sürsem size şunu söyleyeyim. Belki de 500 kilometrelere çıkartacağım menzili. Hani şu an bu şehir içi ve uzun yol karışık olduğu için uzun yolda araba daha çok tüketiyor. Şehir içinde daha az tüketiyor. Hani uzun yolla şehir içi karışık olduğu için 394. Aslında full şehir içi sürsem belki 450-500'e çekeceğim. Ha, full uzun yol sürersem de 350 dediğim gibi. Ben bu arabada testimi size ne söyledim az önce de videoda? 340-350 kilometre dedim. Uzun yolda yakaladığım menzil. Ama şehir içinde daha da fazla. Bu da şehir içi uzun yol karışık olduğu için ikisinin ortalaması 13.2. 100 kilometredeki ortalamamız. Elektriğin kilowatt fiyatı da ne kadar? Şu anda 1.5 TL falan varsayarsak işte 13 kilowatt çarpı 1.5 yaptığınız zaman da şeyi yakalıyorsunuz. 100 kilometrede ne kadar elektrik harcadığınızı, kaç TL'lik elektrik harcadığınızı bulabilirsiniz. Hani bu kilowattları internetten güncel şu anda hani kaç para ben net olarak bilmiyorum. 1.5 lira civarlarında diye varsaydım. Hani siz o güncel elektrik kilowatt fiyatlarına bakabilirsiniz. Şu an videoyu bir yıl sonra izleyen de olabilir. Hani ona göre anlık o an kaç paraysa elektrik kilowatt bedeli. Şu anda 13 kilowatt yakarak ben 100 kilometre yol gidebiliyorum. Renault Zoe ile. Neyse yolculuğumuz devam ediyor. 109 kilometre yolumuz kaldı. 1 saat 13 dakika veriyor. 6.40'da varış. Evet doğru devam. Evet, şimdi bir menzil güncellemesi yapalım dedim. Şu anda 100 kilometre menzilimiz var. %32 şarjımız var. 30 kilometrede yolumuz kaldı. Rotamız bu şekilde şimdilik. Dediğim gibi son 28 dakikalık yolumuz var. Şu an böyle buralarda çok virajlı olduğu için 92 yaptım. Çünkü 100 veya üzeri yaptığım zaman bir anda mesela bir viraj geliyor. Sürekli kruzu bozmam gerekiyor. Ben de bu tarzlarda bir hız yaptım. Dedim ki durmadan kruzu bozup durmayalım hani. Normal araba akıp gitsin. O yüzden 92 makul gibi geldi. 90 bir tık yavaş geliyor. 92 nedense normal gibi geliyor. Bir saçma işte 2 kilometre ne alakaysa. Güneş falan zaten doğurduk. Gördüğünüz gibi 6.45 varış diyor. Karşıda çıktık yola 4'te mi çıkmıştık? Aynen 4 falandı saat. İşte 5-6.45. Bir de namazda falan durduk desek 15 dakikada işte 2.5 saat İstanbul Bilecik. Dediğim gibi 2.5 saat zaten. Bugün de bu tarz bir yolculuğumuz oldu. Vallahi ne yalan söyleyeyim hiç yorulmadım. Yani gerçekten araba şöyle kruzu aldığım zaman ayaklarım direksiyondan mesela sallıyorum yavaşlamanız gerekiyor. Şuradan sıfıra basıyorsunuz. Sıfıra bastığınız zaman direkt hızı kesiyor. Şuradan artıya bastığınız zaman geri aynı en son kruzda bıraktığınız yere hızlanıyor. Eksiye basarsanız o anki hıza göre ayarlıyor. Tık 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 yaparak arttırabiliyorsunuz. Basılı tutarak onar onar arttırabiliyorsunuz. Hani şurayla tek şu sol elle hem direksiyonu tutuyorsun. Sağ elim bile boş yani. Şimdi sallıyorum önde tır var değil mi? Soldan da bir geliyor. Yavaşlamam lazım. Sıfıra basıyorsun. Araba direkt normal akıyor. Hani frene de basmıyor, bir şey de yapmıyor. Akar moda geçiyor. Böyle süzülme moduna. Ondan sonra geri hızlanmak mı istiyorsun? Artıya basıyorsun.
Kruz en son kaçsa o aynı hızda sabitliyor geri seni. O açıdan valla kruz sistemine alıştıktan sonra o da rahat geliyor. Sıkıntısız bir yolculuk oluyor yani. Arabaya zaten maşallah bayağı alıştık. 57.131 kilometrede şu an. Hani sıkıntısız bir şekilde kullanıyoruz. Bir yıl oldu. Tam geçen yıl Mart almıştık. Hani şu anda Mayıs'tayız. Bir yıl, bir iki ay falan oldu. Bir yıl, iki ay falan. Yani çok uzun bir süre olmadı bir yıldan sonra. Dediğim gibi 57.132 şu an. Yani 57.200 diyebiliriz. Civarında bir kilometre yapmışız. Bir yılda. Yani gerçekten maşallah dedikleri olay var. Bayağı rahat biniyoruz arabaya. Hani kafamıza göre. O açıdan gerçekten çok memnunum. Ne yalan söyleyeyim. Bir sıkıntımız yok. Güneş de iyice doğdu gördüğünüz gibi. Ben şimdi giderim biraz evde bilgisayarda falan takılırım. Saat 6.40'da varışımız gözüküyor. 20 dakika sonra inşallah. Herhalde babamlar işe falan giderler. O yüzden 8'de falan kahvaltı yaparlar. Onlarla bir kahvaltı falan yaparım. Onlar işe gider. Artık ben de uyurum. Uyanış saatimiz artık 2'ye doğru. Günlük rutin, fix rutin bu şekilde. Zaten bilenler biliyordur. Yatış kalkış saatleri iyice alakasız. Gece araba sürmek daha çok hoşuma gidiyor. Hani yollar müsait oluyor. Ondan sonra sıcak olmuyor ikincisi. Hani şunu saçma, hani diyorlar ki ya işte klimayı aç falan. Havanın sıcak olup klimayla kendini serinletmeye çalışmak iyi bir şey değil hani, anladın mı? Bu rahat olmuyor. O yüzden hiçbir şey yapmayıp normal hani şu şekilde fresh modda gitmek daha mantıklı. Daha çok hoşuma gidiyor benim. Sallıyorum elime güneş gelmesi ve yani kolumun ısınması da kötü bir şey. Hani diyor ki ya işte sabah ne alaka, klimayı aç. Klimayı açmakla havanın serin olması aynı şey değil. İkisi çok apayrı şeyler. O yüzden serin olmasını her türlü tercih ederim. Çünkü sabah niye gideyim, işim yok. Bedavaya niye trafiğe gireyim boş yere. Hani niye boş yere klimayı açarak gideyim falan filan. Hani saçma şeyler. Mesela sadece bir şekilde yolun boş gitmek var. İstediğin zaman sağa sola ak, müziğini aç, takıl yani. O yüzden zorunlu kalmadıkça eğer sabah yolculuk yapmayı sevmiyorum fazla şekilde. Her zaman böyle işte gece 2-3'te falan yola çıkıyorum. Sabaha doğru da sallıyorum, gideceğim yer o şekildeyse varırım. Ondan sonra da yatar uyurum. Mis gibi yani. Muhabbetimiz bu yönde. O zaman videomuzu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın diyelim. Abone değilseniz zaten abone olmayı unutmayın. Bir başka içerikte görüşmek üzere. Bugünkü videomuz böyle vlog. Ondan sonra işte Zoe ile uzun yol. İstanbul Bilecik zaten fix arabanın 57.000 kilometresinin neredeyse 50.000 kilometresinin geçtiği yollarda yine bir video yaptık. Abone değilseniz abone olmayı zaten unutmayın. Bu ara abonelerde de bir hareketlilik var. 168.000'lere doğru geliyordu en son baktığımda. Maşallah diyelim. Herhalde bir 10 yıl sonra falan 1 milyon oluruz. Bir başka içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.